Basın tarihi büyük bir direniş geleneğine sahip. Yani bizler de bu geleneğin, direniş geleneğinin, mücadele geleneğinin devamcıları olarak bugün Rojava Kürdistan'ında, Kuzeydoğu Suriye'de mücadele yürütüyoruz ve burada yürütülen mücadeleye, devrime tanıklık ediyoruz. Kürt gazeteciliği önemli bir mesafe kat etti. Kürt kültürünün gelişme açısından, işlediğin gerçekleri açığa çıkarma açısından, devletin baskılarını, hakikatleri açığa çıkarma açısından birçok gerçeği gün yüzüne çıkardı diyebilirim. Yani Kürt basın tarihinin direniş karakteri bizi bugünlere getirdi. Mücadele karakteri bizleri bugünlere getirdi diyebilirim. Genel olarak Kürt basın tarihi açısından yani şunu diyebilirim ki bu direniş karakteri olmasaydı, hakikatleri açığa çıkarma azmi ve isteği olmasaydı bizler bugün alternatif basın olma yolunda yürüyemezdik. Yeniden inkar edilen, yok sayılan bir halkın, Kürt halkının varlığının işte diyelim tekrardan topluma taşınması, tanıtılması, diri tutulmasında Kürt basıncılığının büyük bir etkisi var. Hem kültürel asimilasyona, soykırıma, hem de diyelim fiziki olarak varlığının ortadan kaldırılmasına karşı büyük bir mücadele yürütüldü. Bu konuda gazeteci arkadaşlarımız da yani kendi bedenlerini de siper ettiler. Kendi bedenlerini de ortaya koyarak bugünlere getirdi özgür basın geleneğini.